Ve tecdennehum haya ve minen lezine eşreku Şundan emin ol ki onları kutu tabanlar da dahil insanlar içinde yaşamaya en düşkün kimseler olarak göreceksin. Şundan emin ol ki puta tabanlarda dahil insanlar içinde yaşamaya en düşkün kimse olarak göreceksin. Yahudilerden her biri bin yıl yaşamayı arzu eder. Oysa ki uzun zaman yaşatılması onu azaptan asla uzaklaştıracak değildir. Allah bütün yaptıklarını görmektedir. Şundan emin ol ki onları bulacaksın yani göreceksin. Yani Yahudileri insanlar içinde yaşamaya en düşkün kimseler ve ölümden hoşlanmamaya en düşkün. Yahudilerin dünya hayatına düşkünlükleri iddialarında gayri samimi olduklarını gösterir ve puta tapanlardan daha düşkün. Yahudilerden her biri bin yıl yaşamayı arzu eder. Oysa ki uzun yıl zaman yaşatılması onu azaptan asla uzaklaştıracak değildir. Puta tapanlarla mecusileri kastetmektedir. Yani Yahudiler dünya hayatına mecusilerden daha düşkündür. Çünkü mecusiler yeniden diriltilmeye ve kıyamete inanmamaktadır. Yahudiler ise inanırlar. Yeniden dirilmeye inanmaları ve kıyameti tasdik etmelerine rağmen dünya hayatına bunlara inanmayan mecusilerden daha düşündürler. Bir de şöyle denilmiştir. Puta tapanlar diye başlayan kısım yeni bir cümle olup ayette Yahudiler ile putperestler arasında karşı karşıya gelme durumu yoktur. Buna göre mana şöyle olur. Puta tapanlar yani mecusilerden her biri bin yıl yaşamasını arzu eder. Çünkü onlar aralarında şöyle derler. Bin yılın Nevruz ve bayramında bulunup ziyafete konasın. Farsça olarak da bin yıl yaşasın diye ifade ederler. Allah Teala dünyada uzun yıllar yaşamanın kişiyi ahiret azabından kurtarmadığını ve ondan uzaklaştırmadığını haber vermiştir. O da ayetin şu kısmıdır. Oysa ki uzun zaman yaşatılması onu azaptan asla uzaklaştıracak değildir. Bu şu ilahi beyana benzemektedir. Ne dersin? Biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerimizden faydalandırsak sonra da önceden haber verilen azap başlarına gelse, Yaşatıldıkları mutlu hayat kendilerine ne fayda sağlayabilir? Burasını da mecusiller ve nevruz diye işaretleyip geçelim. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Bu da tehdit içermektedir. Kul men kana aduven li Cibrila fe innehu nazalehu ala kalbike bi iznillah musaddikan lima bayne yadayhi ve hutoven ve lil de ki Cebrail'e düşman olan kimse şunu iyi bilsin ki önce gelen kitaplara tasdik eden aynı zamanda inanacakları için hidayet ve müjde kaynağı olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur. Peki Cebrail'e düşman olan kimse şunu iyi bilsin ki önce gelen kitapları tasdik eden, aynı zamanda inanacakları için hidayet ve müjde kaynağı olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur. De ki Cebrail'e düşman olan kimse şunu iyi bilsin ki önce gelen kitapları tasdik eden Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur. Yahudiler şöyle demişti. Muhammed'e vahiy getiren melek Mikail olsaydı ona uyar ve iman ederdik. Çünkü yağmuru ve rahmeti getiren Mikail'dir. Cebrail ise felaket, savaş ve meşakkatler getiren bir düşmanımızdır. Bu sebeple onunla ilişkili olan Muhammed'e tabi olmayız. Yahudi de şöyle demişti. Muhammed'e vahiy getiren Mikail olsaydı ona uyar ve iman ederdik. Çünkü yağmuru ve rahmeti getiren Mikail'dir. Bu kısmı tekrar bir işaretleme yapalım. Cebrail ise felaket, savaş ve meşakkatler getiren bir düşmanımızdır. Bu sebeple onunla ilişki olan Muhammed'e tabi olmayız. Yahudilerle Cebrail arasında iddialarına göre mevcut olan düşmanlığın başka bir izahı daha var. Yahudiler şöyle demiştir: Cebrail, vahyi ve risaleti İsrailoğullarına götürmekle görevlendirilmişti fakat o, bize olan düşmanlık ve kini yüzünden onu İsmailoğullarına indirmiştir. Bu sebeple kendileriyle onun arasında düşmanlık ilan etmişlerdir. Allah Teala da bu iddiaların asılsız olduğunun açıklama bağlamında şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren O'dur. Yahudilerin ileri sürdüğü gibi değil. Onun indirdiği felaket ve meşakkatleri de kendi tarafından değil, onun emriyle indirir. Aslında Yahudilerin Cebrail'e düşmanlık göstermelerinin temel sebebi aziz ve celil olan Allah'a içten içe işte düşmanlık beslemeleriydi. Ne var ki bu düşmanlığı açıkça dile getirmeye cüret gösterememişlerdi anlaşılmış oluyor ki bu tavır Allah düşmanlığının üstü kapalı bir ifadesidir. Aslında Yahudilerin Cebrail'e düşmanlık göstermelerinin temel sebebi aziz ve celil olan Allah'a içten işe düşmanlık beslemeleriydi. Ne var ki bu düşmanlığı açıkça dile getirmeye cüret gösterememişlerdi. Anlaşılmış oluyor ki bu tavır Allah düşmanlığının üstü kapalı bir ifadesidir. Bu husus aşırı Şiilerin revafız, Resulullah hakkında reva gördükleri dil uzatmanın iç yüzüne de ışık tutmaktadır. Rafizilerin Resulullah hakkında reva gördükleri dil uzatmanın iç yüzüne de ışık tutmaktadır. Alaaddin Esmerkandi şöyle der, Yahudiler bu anlayışlarında revafızın kurabiye zümresine benzemektedir. Onlar da Cebrail aleyhisselama dil uzatmışlardır ona vahyi Hazreti Ali'ye getirmesi emredildiği halde yanılarak Muhammed'e getirmişti. Çünkü Ali bir karganın diğere benzemesi gibi Muhammed'e benziyordu. Kurabiye bu sebeple Cebrail'e kin tutmuş, ona ve Resulullah'a dil uzatmışlardı. Aslında bunun sebebi içlerinde besledikleri Allah düşmanlığı ve rububiyet karşıtlığıdır. Kurabiye Kur'an'ın lafzı ve manasıyla nazil olması. Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur. Batıniye Simarkandi şöyle dedi. Batıniye Allah'ın izniyle onu senin kalbine indirdi mi? Alindeki ayete tutundu. Zannetti ki Kur'an bizim okuduğumuz harflerle Resulullah'ın kalbine inmedi. Harfler ve lafızlar kulaklarda duyulur ve kalp ile anlaşılır. Ancak şu var ki Muhammed Aleyhisselam onu okuduğumuz Arapça harfler ve sözlerle ifade etti. Asıl Kur'an lafızlarının zahirinde değil batınında saklıdır. İmam birkaç yönden bu görüşlerin yanlış olduğunu söyledi. Batıniye Allah'ın izniyle onu senin kalbine indirdi mi alimdeki ayete tutundu. Zannetti ki Kur'an bizim okuduğumuz harflerle Resulullah'ın kalbine inmedi. Manaen indi, lafzen inmedi. Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur. Katinin ye der ki Kur'an Resulullah'a şu anda okuduğumuz lafızlarla inmemiştir. O peygamberin kalbine gelen bir ilhamdan ibaretti. Sonra kendisi bu ilhamı şekillendirip lafız kalıplarına döküyor ve bizim okuduğumuz Arapça diliyle ifade ediyordu. Şayet gerçek batıniyenin söylediği gibi olsaydı Hazreti Peygamber'in getirdiği metnin benzeri yapılamaz niteliği taşıdığı yolunda inkarcılara karşı ileri sürdüğü delilin temelinden delil temelinden sarsılırdı. ye Hazreti Peygamber'e manen indir lafız inmedi iddiasında bulundu. Şayet Batiniyenin söylediği gibi olsaydı Hazreti Peygamber'in getirdiği metnin benzeri yapılamaz mucize niteliği taşıdığı yolunda inkarcılara karşı ileri sürdüğü delil temelinden sarsılırdı. Şüphe yok ki biz onların Kur'an'ı ona mutlaka bir insan öğretiyor dediklerini bilmekteyiz. Kendisine Kur'an'ı öğrettiği ileri sürülen kişinin dili yabancıdır. Halbuki Kur'an dili yabancıdır derken Bahira ile ilgili onunla karşılaştığı öğrendiği gibi iddialar var kendisine Kur'an'ı öğrettiği ileri söylenen kişinin dili yabancıdır. Arapça değildir. Halbuki Kur'an gerçekleri ifade eden fasih bir Arapçadır. Mealindeki ayette belirtildiği gibi. Çünkü inkarcılar pekala Kur'an yabancı dilde inmiş fakat Muhammed onu kendi diline çevirmiştir diyebilirlerdi. Yine şu ayet Resulüm onu çarçabuk alıp ezberlemek için dilini kıpırdatma. Resulüm onu çarçabuk alıp ezberlemek için dilini kıpırdatma. Yani unutup hafızasından gider endişesiyle. Yine şu ayet, sana vahye dilişi tamamlanmadan Kur'an'ı okumakta acele etme. Bütün bu ayetler batiniyeye ait iddianın, yani Kur'an'ın manen indiği, lafzının inmediği iddiasının temelden çürük ve bozuk olduğunu, kendilerinin de Allah'ın dost doğru dininden uzaklaştığını kanıtlamaktadır. İnanacaklar için hidayet ve müjde Kur'an dalaletten kurtarıp hidayete sevk eden ve müminlere cennette müjdeleyen bir kaynaktır. Men kâne aduvelillah ve melâiketihi ve rusulihi ve ve kâfirîn. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah da o gibi kafirlerin düşmanıdır. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah da o gibi kafirlerin düşmanıdır. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa iki şekilde yorumlanabilir. Biri Allah'a veya meleklerine yahut peygamberlerine düşmansa bir de düşmanlığın melekler ve peygamberlerle değil Allah ile başlatılmış olması ihtimal dahilindedir. Bu durumda melekler ve diğerleri için saygınlık, Allah nezdindeki bütün dereceleri ve iyi akıbetleri söz konusudur. Bunlara yapılan düşmanlık Allah'a yapılmış olur. S sıralama Allah'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e. E, bu durumda melekler ve diğerleri için bir saygınlık. Allah nezdindeki üstünlük dereceleri ve iyi akıbetleri söz konusudur. Tıpkı şunu iyi bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz bir şeyin beşte bir Allah'a Resulüne aittir bir yanında olduğu gibi. Burada ganimetin Allah'a aitmiş gibi gösterilmesinden amaç kamuya ait olan bu servetin önem ve konumunu belirlemek olup ille de ona Allah'a ait olduğunu ifade etmek değildir. Amacının kamuya aidiyetini belli etmek içindir. Zaten kainatın mülkiyeti Allah'ındır. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette de düşmanlığın Allah ile başlatılması bu amaca yönelik olup birinci yorum söz konusu değildir. Burada meleklerin görevleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Cebrail yukarıda gelmişti. Ve enzelna ileyke ayaten beyinat ve ma yekfur biha illel Gerçekten sana apaçık ayetler indirdik. Onları hak yoldan çıkanlardan başkası inkar etmez. Gerçekten sana apaçık ayetler indirdik. Ayetlerde açıklanan helal ile haram. İşlenecek ve işlenmeyecek fiiller. Yasaklanan ve emredilenler. Buradaki beyinatı açıklıyor. Daha önce de geçmişti ve inat, helal ile haram, işlenecek ile işlenmeyecek fiiller, yasaklananlar ile emredilenler. Sana apışçık ayetler indirdik. Bir de Allah'ın Resulüne indirdiği ayetlerin amacı, kibir ve gururlar yüzünden direnenlere karşı onu desteklemesinde yardımcı vazifesi görmeleri şeklinde de düşünülebilir. Yani burada da mucize anlamında Resulullah'ın indirdiği ayetlerin amacı kibir ve gururlar yüzünden direnenlere karşı inkar edenlere karşı peygamberi desteklemesine yardımcı olmak şeklinde de düşünülebilir. Onları hak yoldan çıkaranlardan başkası inkar etmez. Yani bu ayetleri fasıklardan başkası inkar etmez. Burasını da daha önce geçen hafta beyinat kavramı diye yazmıştık. Oraya ekleyelim. Beyinat. Eve kullema ahedu ahden nebezehu ferikum minhum bel la yu'minun. Ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir grup onu bozmuş değil miydi? Zaten onların çoğu gerçek anlamıyla iman etmez. Ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir grup onu bozmuş değil miydi? Cenab-ı şunu haber veriyor ne zaman bir antlaşma yaptılarsa Yahudilerle bağlantılı yaptılarsa içlerinden bir zümre onu bozmuştur. Kendilerinden Tevrat'ta alınan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelecek bir peygamber diye iman ettikten sonra fiilen gelince inkar etmeyip imanlarına sürdürmelerinden ibaret olan ahitler kastedilmiş olabilir. Yahut da Tevrat'ta yer alan özelliklerini kimseden gizlememeleri konusunda kendilerinden alınan sözdür. Fakat Yahudiler verdikleri sözlerde caydılar, ahitlerini bozdular. Hz. Peygamber'in Tevrat'ta bahsedilmesi geçen hafta geçmişti. ayette Kur'an'ın kesin bir delil konumunda bulunduğunun ispatı vardır. Çünkü içlerinden bir grup onu bozmuştu demiştir. Şayet iddia ettikleri karşı delil ve tabi olma konumunda bulunan kendi kitaplarında bir şey bulunsaydı onu mutlaka ortaya atacak ve yapılan istidlal ve isnadı bertaraf edeceklerdi, itiraz edeceklerdi. Onların karşı fikir beyan etme işleri ile kendilerinin iddia ve tutumlarında gayrı samimi oldukları ortaya çıkmış oldu. Ve lemma ca'ehum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nebeze feriyyum min ellezine utul kitab kitaballahi vera zuhurihim ke ennehum la ya'lemun. Onlara Allah tarafından ellerindeki vahiyleri tasdik eden bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki gerçeği bilmiyormuş gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıverdiler. Onlara Allah tarafından bir elçi gelince yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince ellerindeki vahiyleri tasdik eden yani kitabı gelecek elçinin Tevrat'ta yer alan niteliği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile uyum içindeydi. Tevrat'ta yer alan gelecek peygambere dair özellikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile uyum içindeydi. Şöyle denildi: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gelince önce Tevrat'a mukabil bir vahiy diye gösterip karşı tavır aldılar. Kur'an Tevrat'a mukabildir diye ona karşı tavır aldılar. Tevrat ile Kur'an'ın uyum içinde olduğu görülünce ikisini de arkalarına atarak şeytanların yazdığı bir sihir kitabına sarıldılar. Şöyle bir yorum da ihtimal dahilindedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edince Geçmiş peygamberlerle muhalefet değil uyum içinde olmuştur. Çünkü bütün Resuller gelecek olan bu sonuncuya da iman etmişti. Onlar birbirlerini tasdik ediyorlardı. Buranın hepsine peygamberlerin birbirine uyumu diye not alabiliriz. Evet. Ehli kitaptan bir grup Allah'ın kitabını arkalarına atıverdiler. Buradaki kitabullah biraz önce de değindiği üzere Tevrat olabileceği gibi Kur'an-ı Kerim de olabilir. Onlara Allah tarafından ellerindeki vahiyleri tasdik eden bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki gerçeği biliyormuş gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıverdiler. Yani Tevrat da olabilir, Kur'an da olabilir sanki gerçeği bilmiyormuş gibi yani biliyorlar fakat hem Kur'an'ı terk ettiler hem de ellerindeki Tevrat'la amel etmediler. Ve böylece bilmiyormuş gibi oldular. Yahut bildiklerinden faydalanmadıkları için davranışları bilmeyen kişinin davranışı çizgisinde seyretmiştir. Bildiklerinden faydalanmadıkları için davranışları bilmeyen kişinin davranışı çizgisinde seyretmiştir. Böyle de Cenab-ı Hak bilmeyen kimsenin kitabı atması gibi onların da Allah'ın kitabını arkalarına attıklarını haber vermiştir. Aslında sözü edilen kimseler bilmiyor değiller de fakat kitabı beyinsizlikler ve aksilikler yüzünden atmışlardı. Buna sonunda bildiği halde yapmamak diye not alıp geçelim. bildiği halde yapmamak bilmemek ve aynıdır. Ve tebe u ma tetu ala mülki <Sessizlik> Süleyman ve ma Süleymanu, Süleyman ve lakin ne şeyatin keferu yuallimun sihra ve ma unzila alel melekeyni bi ba'de ve marud. فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه ولا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ ما يضر يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى fil min ise ma şerav bihi lev yine onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurduğu şeylere tabi oldular. Aslında Süleyman gerçeği inkar etmemişti. Fakat şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Ama o iki melek biz sadece bir imtihan vasıtasıyız. Sakın yanlış yolu tutup da küfre girme demeden kimseye sihir öğretmiyordu. İşte bunlardan kişiyle eşinin arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Büyücüler de Allah'ın izni olmadan öğrendikleri marifetlerle kimseye zarar veremiyordu. Bunun yanında kendilerine zarar veren fakat hiçbir fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Yine onlar sihri tercih edenin ahirette hiçbir nasibinin olmayacağını da pekala biliyorlardı sihri tercih edenin ahirette hiçbir nasibinin olmayacağını da pekala biliyorlardı. Kendilerini satarken aldıkları bedel, sihir, küfür ne kadar kötüydü keşke bilselerdi. Burasına etiketleyip ilerleyelim okumaya. Bir sihir diye etiketleyelim. Sihir. Bir de Harut Marut şeklinde. Yine onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurduğu şeylere tabi oldular. Aslında Süleyman gerçeği inkar etmemişti. Fakat şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri öğretiyorlardı. Şimdi burada şeytanları nasıl açacağı önemli. İnsan şeytanlar mı yoksa e, ontolojik şeytanı mı kastediyor? Aslında Süleyman gerçeği inkar etmemişti fakat şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri öğretiyorlardı. Denildi ki ayette yeri alan matetlü şeytanların yazdığı sihir demektir matetlü. Tetlu'nun tetlu okumak anlamındaki tilavetten geldiği de söylenmiştir. Bir de İbn Abbas'ın görüşüne göre maketlü şeytanların rivayet ettiği sihirdir denilmiştir. Bu yorumların hepsi aynı noktada birleşir. Yani şeytanların uğraştığı şey, kötü insanların, kötü kötülerin uğraştığı şey hepsi aynı noktada birleşir. Bu ayet Yahudilere karşı delil getirme konumundadır. Çünkü onlar takip ettikleri yolun Süleyman Aleyhisselam'dan alındığını iddia ediyor. Şayet bunda küfür ve inkar gerektirecek bir şey varsa bu fiili Süleyman'ın işlediğini söylüyorlardı. Aziz ve celil olan Allah nebisine Süleyman'ın küfre girmediğini fakat şeytanların insanlara sihir öğrettikleri için küfür fiilini işlediğini haber vermiştir. Yahudiler yaptıkları şeyin Süleyman Hazreti Süleyman'ın yaptığının devam olduğunu iddia ediyorlardı. Şayet bunda küfür ve inkar gerektirecek bir şey varsa bu fiili Süleyman'ın işlediğini söylüyorlardı. Aziz ve Celle olan Allah ne Nebisi'ne, Hazreti Muhammed'e Süleyman'ın küfre girmediğini fakat şeytanların insanlara sihir öğrettikleri için küfür fiilini işlediğini haber vermiştir. Şu ihtimal de söz konusudur. Şeytanların yolunu izleyenler, Onların öğretmesi sonucu sihre inanıp uygulamak suretiyle kafir olmuşlardır. Şeytanların yolunu izleyenler onların öğretmesi sonucu sihre inanıp uygulamak suretiyle kafir olmuşlardır. Onların küfrü buna sebep teşkil eden şeytanlara nispet edilmiştir. Şeytanlara uymaları sebebiyle küfür onlara nispet edilmiştir. Tıpkı putat tapmanın kendilerine nispet edilişi gibi. Zira Onların tahrikiyle putlara tapınılmıştır. Burasına da aynı yere kabut, marut ve sihir kısmına işaret edelim. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Asaf Hazreti Süleyman'ın katibiydi. İsmi Azam'a bilirdi. Süleyman'ın emriyle her şeyi yazıp, tahtının altında saklıyordu. Hz. Süleyman vefat edince şeytanlar yazılı evrakı çıkarmış, her iki satır arasına sihir, küfür ve yalan ürün şeyler yazarak Süleyman bunlarla amel ediyordu demişlerdir. Bunun üzerine insanların cahil kesimi Hz. Süleyman'a küfre nispet etmiş, dil uzatmış, alimler ise susmayı tercih etmiştir. Cahili halkın sövgüsü sonrası sonraki dönemlerde de devam etmiş. Nihayet aziz ve ceril olan Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onlar şeytanların uydurduğu şeylere tabi oldular diye başlayan Hz. Süleyman'ı temize çıkartan bu ayeti indirmiştir. Asaf Hz. Süleyman'ın katibi ismi azamı bilirdi. Hz. Süleyman'ın emriyle her şeyi yazıp tahtının altında saklıyordu. Şu kısmı da Asaf diye. Etiketleyip geçelim. Asaf. Bazıları da şöyle demiştir. Şeytanlar sihir ve büyük etkinlikler içeren bir kitap icat etmiş. Giderek onun insanlar arasında yayarak onlara muhtevasını öğretmiştir. Hz. Süleyman durumdan haberdar olunca bu kitapları toplayarak insanlar tarafından öğrenilmesi endişesiyle tahtının altında saklamıştı. Allah'ın nebisi Süleyman Aleyhisselam vefat edince nebi olan Süleyman Aleyhisselam peygamber olan Süleyman Aleyhisselam vefat edince şeytanlar kitaplara yönelip yerlerinden çıkarmış, insanlara öğretmiş ve bunun Süleyman'ın gizleyip kendisine ayırdığı bir ilim olduğunu söylemişlerdir. İşte Cenab-ı Hak aslında Süleyman gerçeği inkar etmemiş fakat şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri öğretiyorlardı mealindeki beyanı ve peygamberimiz Muhammed'in tebligatı aracılığıyla Nebisi Süleyman'ın suçsuzluğunu ortaya koymuş ve onu yapılan bu isnattan atlamıştır. Şöyle de denilmiştir. Süleyman, bunların hepsi rivayet. En son Maturidin'in hangisini tercih edeceği önemli. Bu da bir rivayet. Şöyle de denilmiştir. Süleyman Aleyhisselam vefat ettikten sonra halk arkasında hastalıklar ve ağrılar ortaya çıkmış. Halk arasında, halkın içinde hastalıklar ve ağrılar yayılmış. İnsanlar Süleyman sağ olsaydı bunlardan kurtulmanın çaresini mutlaka bulurdu demiş. Bunun üzerine şeytanlar halka görünerek Süleyman'ın bu gibi durumlarda ne yaptığını size gösterelim deyip kitaplar yazmış ve bazı yerlere koymuştu. Bir süre sonra insanlar şeytanların yazdığı sihir muhtevalı bu kitapların yerlerini bulup çıkarmış ve bunlar Süleyman'ın iş görürken dayandığı kitaplardır demişler. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah Süleyman gerçeği inkar etmemişti şeklindeki beyanı indirmiştir. Bunlar rivayetler. Üç tane rivayet aktardı. Burası Mahdudin kendi kanaati. Biz olayın nasıl cereyan ettiğini bilmemekteyiz yani Hz. Süleyman dönemindeki o olayın nasıl cereyan ettiğini bilmemekteyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz özet olarak. Yahudiler nebi ve resullerin kitaplarına bırakıp şeytanların kitapları ile sihir ve küfür çağrılarına uymuşlardır. Yani Hz. Süleyman'la ilgili ayrıntı konulara elimizde delil yok. Rivayetler var. Hangisi kesin bilemiyoruz. Ancak şu kesin ki Yahudiler İsrailoğulları Nebi ve Resullerin kitaplarını bırakıp Allah'tan gelen kitapları bırakıp şeytanların kitapları ile sihir ve küfür çağrısına uymuşlardır. Bu kitapların peşine düşmüşlerdir. Bu ilahi beyanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin ispatı vardır. Çünkü o Yahudilere kendi kıssalarını olduğu gibi haber vermiştir. Bu husus onun kıssayı Allah sayesinde bildiğini göstermektedir. Ayrıca burada Hz. Süleyman'a nispet edilen ve Allah'ın kendisine akladığı fakat mahiyetini beyan etmediği suça temas edilmiştir. Aziz ve celli olan Allah'ın bu olayı zikretmesinin iki hikmeti olmalıdır. Resulünü bilgilendirmek, Hz. Muhammed'i bilgilendirmek ve Hz. Süleyman'a küfür niteliği taşıyan suçu nispet edenlerin yalancı olduğunu açıklamak. Bu ayetin iki hikmeti olabilir. Bir, Hz. Muhammed'i Hz. Süleyman konusunda bilgilendirmek ve Hz. Süleyman'a küfür niteliği taşıyan sihir yapma, yayma suçu nispet edenlerin yarancı olduğunu açıklamak. Süleyman'ın hükümranlığı üzerine yani hükümranlığı hakkında çünkü o dönemler şeytanların baskın geldiği dönemlerde Sonra Allah onlara Süleyman'ın emrine vermişse de onlar Hazreti Süleyman'ın hükümranlığı hakkında uydurdukları şeyleri ona karşı direnenlerin diline gizlice aktarma imkanı bulmuştu. Bu sonuncular öğrendikleri şeyleri ölümünden sonra Süleyman'a nispet ederek nakletmeye başlamışlardır. Şimdi buradaki şeytan cinler anlamında anlaşılıyor. Çünkü Allah onları Hazreti Süleyman'ın emrine vermişti kısmı diğer ayetle destekleniyor. Hz. Süleyman'ın cinleri kullanması sebebiyle. Dolayısıyla burayı böyle anlayarak ilerleyebiliriz. Şeytan derken iblis anlamına değil de cinler. Hz. Süleyman'ın hükümranlığı yani hükümranlığı hakkında çünkü o dönemler şeytanların cinlerin baskın geldiği dönemlerdi. sonra Allah onları Süleyman'ın emrine vermişse de onlar Hz. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında uydurdukları şeyleri ona karşı direnenlerin diline gizlice aktarma imkanı bulmuştu. Bu sonuncular öğrendikleri şeyleri ölümünden sonra Süleyman'a nispet ederek nakletmeye başladılar. Aziz ve celil olan Allah bu ayette onları yaranlayarak Nebi'sinin, peygamberinin masum olduğunu haber vermiş ve işin nasıl başladığını beyan etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın bu kıssayı beyan etmesinin hikmeti peygamberlerle görüşen herkesin rivayetine insanların itibar etmemesinin gerektiğidir. Burası Maturidin'in ilkesi. Şimdi aziz ve celil olan Allah bu ayette onları yalanlayarak nebisinin masum olduğunu haber vermiş ve işin nasıl başladığını beyan etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın bu kıssayı beyan etmesinin hikmeti peygamberlerle görüşen herkesin rivayetine insandan itibar etmemesinin gerektiğidir. Peygamberlere görüşmüştür bir şekilde münafık da olabilir. Yalan ekleme çıkartma yapıp uydurabilir. Bu ayetin hikmeti matur diye göre Cenab-ı Hakk'ın bu kıssaya bir etmesinin hikmeti peygamberlerle görüşen herkesin rivayetine insanların itibar etmemesinin gerektiğidir. Çünkü böylelerinden asılsız rivayetin icat edilip muhatapları Resullerin alışıla gelen davranışlarına dahi yapmaya mecbur etmeleri ve bu çizgi üzerinde seyretmeyen rivayete red cihetine gitmeleri zaman zaman vuku bulan bir husustur. Böylelerinin asalsız rivayetin icat edilip muhatapları Resullerin alışla gelen davranışlarını dahi yapmaya mecbur etmeleri ve bu çizgi üzerinde seyretmeyen rivayeti red cihetine gitmeleri zaman zaman vuku bulan bir husustur. Bu sebeptedir ki alimlerimiz umumun karşı karşıya bulunduğu hususlarda özel ve müfredin haberine itibar etmemiştir. Burada bir ilke. Alimlerimiz umumun umumu belva dediğimiz herkesin peygamberimizden gördüğü, görebildiği bir durumla ilgili özel münferit rivayetleri kabul etmemişlerdir. Çünkü o durumu herkesin görmesi gerekir, bilmesi gerekir diye birkaç kişiden gelen rivayetleri kabul etmemişlerdir. Şimdi şu kısmı bir daha etiketleyelim ilke kısmına. herkesin peygamberimiz hakkında görmesini umduğumuz bir konuda münferit gelen haber itibar edilmez. Harut ve Marut kısası. Şimdi Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe denildi ki vema unzile nefi konumunda olup ve ma kefere Süleyman'ın üzerine matuftur. Yani Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe bir şey indirilmemiştir. Mealde nasıldı? Aslında Süleyman gerçeği inkar etmemişti fakat şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilen şeyler öğretiyorlardı. Mesela Maturidi ilk şuna atıf yaptı. Süleyman inkar etmemişti. Harut ile Maruta bir şey indirilmemişti. Mealdekinden farklı. Bu meal e, Kur'an yolundan alınan meal. Yani Mağatürde'nin yaptığı meal değil. E, Türkçe çevirisi Kur'an yolu tefsirinden alınan meal. Mağatürde'ye göre şöyle bir rivayet var. Denildi ki bir rivayete göre ve ma'unz ile buradaki ma nefi konumunda olup ve ma kefere gibi nefi anlamındadır ve matuftur. Yani Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe bir şey indirilmemiştir. Bir rivayet böyle. Bir de denildi ki ve ma münz ile menfi değil müsbet konumunda olup Babil'de iki meleğe indirilen şeyler demektir. Şimdi alınan mealde ikinci tercih edilmiş. iki var diyor. Bir, Harut ile Marutlar şey indirilmedi şeklinde Hz. Süleyman kısmına atıftır. Hz. Süleyman gerçeği inkar etmemişti. Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe bir şey indirilmemişti. İkinci ihtimalde bu şekilde Hz. Süleyman gerçeği inkar etmemişti. Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilen şeyler İkinci ihtimal de bu. Babil diye isimlendirilmesinin sebebi halkının konuştuğu dillerin çeşitli oluşudur denildi. Bu husus ancak nakil yoluyla bilinebilir. Harut ile Marut hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Hasan Basri'nin kanaatine göre bu iki melek olmayıp bu ikisi melek olmayıp fasık ve inatçı iki adamdı. Çünkü emrettiği konularda Allah'a asi olmazlar. Ondan emir almadan konuşmazlar. Mealindeki ayetlerin de ifade ettiği üzere aziz ve celil olan Allah meleklerini itaat etmek ve emrine uymakla nitelemiştir. Hasan Basri iblis hakkında da aynı kanaati belirtir. O meleklerden değildir. Biz bu meseleyi daha önce açıklamıştık. 425 Bakara 2.34'ün tefsirinde açıklanmıştı. Hasan Basri ayetin devamında yer alan biz sadece bir imtihan vasıtasıyız, sakın yanlış olup tutup da küfre girme mealindeki kısımla ilgili olarak yaptığı izahlarda biraz önce söylediği ile çelişir duruma düşerek şöyle demiştir. Bu tür gizemli şeylerden söz eden kimse dinleyicinin konuya düşkünlüğünü, etkilenmesini ve hiçbir şekilde vazgeçmeyip elinden geleni yapacağını bildiği takdirde sakındırıcı görünüm arz eden bir bu üslupla hitap edileceğini ve aslında bunun bir tahkir niteliği taşıdığını bilir. Burası Hasan Basri'nin kanaati Harut ile Marut. Aslında iki adamdı, melek değildi. Bazıları da şöyle der. Harut ile Marut iki melek olup İsmi Azam'ı bilmekte ve onun etkisiyle isteklerine ulaşmaktaydı. Nihayet biline şeyler başlarına geliverirdi. Yahudilere ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. O ayetlerimizin etki alanından çıkmış, şeytanın oltasına takılmış ve sonuçta azgınlardan biri haline gelmişti. Mealindeki ilahi beyandan söz konusu edilen Belam hakkında da aynı bakış açısıyla değerlendirme yapılmıştır. Bazıları da bu Harut ile Marut melektir. İslam, i̇smi Azam'ı bilen iki melektir ve e, İsmi Azam etkisiyle istediklerini yapabilmekteydi demişlerdir. Bu da bir görüş. En sonunda Maturidi kendi kanaatini açıklayacak. Burayı da ismi Azam diye not almıştık. Oraya da ekleyelim. Ee, Harut ve Marut hakkında başka fikirler de ileri sürülmüştür. Bazıları onlara sihir değil, gayret gösterdiği takdirde herkesin üstesinden gelebileceği ayrılık muskaları ve benzeri etkinlikler gösterdiklerini söylemiş. Onların sihir değil, çabalayarak herkesin arasını bozabilecek muska ve benzeri gayretle yapılan şeyler yaptığını dile getirmiş. Bazılarda da bu iki meleğe aslında güzel ve doğru sözler indirildiğini fakat bu sözlerin şeytanın telkinleriyle karışarak sihre dönüştüğünü belirtmiştir. Diğer bazı alimler de şöyle demiştir. Söz konusu edilen şey Harut ile Marut tarafından insanlara öğretilen bir sihirdi. Ne var ki öğretilmesi yasaklandığı ve öğrenenin tekfir edileceği türden olmayıp sadece inanılması yasaklanmıştı. Harut ile Marut tarafından insanlara öğretilen sihirde ne var ki öğretilmesi yasaklandığı ve öğrenenin tekfir edileceği türden olmayıp sadece inanılması yasaklanmıştı. Bu durumda sözü edilen sihir mahiyeti öğretilen küfür gibidir ki bu yasaklanmaz. Çünkü öylesi öğretilip tanıtılmadan kötülüğü ve bozgunculuğu bilinemez ancak öğrenilmesi sırasında gönülden bağlanılması yasaktır. Bu da bir görüş. Maturidik'in kanaatini söylemedi. Şunu da belirtmeyiz ki sözü edilen iki meleğin sakın yanlış yolu tutup da küfre girme demeleri kendi iradeleri dahilindedir. Sihir kelimesi de aynı şekilde ifadelerinde geçmektedir. Ancak küfür ve sihir fiillerinin oluşmasında kendilerinin gerçek bir etkisi bulunmamaktadır. Sakın yanlış yolu tutup da küfre girme demeleri kendi iradeleri dahilindedir. Yani bunları maturidi melek kabul ediyor. iki melek. Bu iki meleğin sakın yanlış yolu tutup küfre girme demeleri kendi iradeleri dahilindedir. Sihir kelimesi de aynı şekilde ifadelerinden geçmektedir. Ancak küfür ve sihir fiillerinin oluşmasında kendilerinin gerçek bir etkisi bulunmamaktadır. Aslında büyücüler Allah'ın izni olmadan öğrendikleri marifetlerle kimseye zarar veremiyordu. Aslında büyücüler Allah'ın izni olmadan öğrendikleri marifetlerle, o bilgiyle kimseye zarar veremiyordu. Bu kısımda yer alan Allah'ın izni ifadesi onun ilmi ve ezeli kaderini uygulaması. Kulu kendi haline ve serbest kendi haline ve serbest bırakması şeklinde yorumlandığı gibi onun meşiyet ve iradesi diye de anlaşılmıştır. Buradaki iznin ilk bakışta görünen anlamı ise sihrin mübah kılınması biçiminde olur ki aklın bunu kabul etmesi mümkün değildir. Allah'ın izni ile ifadesi bu mübah anlamında değildir. Sihrin mübah kılınması aklın kabul etmesi mümkün değildir. Ee, şöyle de denilmiştir. Melek olan Harut ile Marut'a insan türünden herhangi birinin ulaşması mümkün değildi. Bina anale bunların arasında her konuda aracılık eden şeytandı. Sihrin türleri ve sihirin bazın cezası sihir iki çeşittir. Biri uygulayıcısının tekfir edileceği sihirdir. Bunu icra eden kimse Müslüman ise ölüm cezasına çarptırılır. Çünkü onun fiili irtidat, dinden dönme sayılır. Sihir iki çeşittir. Biri uygulayıcısının tekfir edileceği sihirdir. Bunu icra eden kimse Müslüman ise ölüm cezasına çarptırılır. Çünkü onun fiili irtidat, dinden dönme sayılır. Diğeri ise uygulayıcısının küfre nispet edilemeyeceği sihirdir. Bunu icra edene ölüm cezası verilmez. Ancak bulunduğu yerde insanları öldürmek, mallarına el koymak gibi bozgunculuk yaparsa, sihirle birlikte ikinci bir şey yaparsa, insanları öldürmek, mallarına el koymak gibi o zaman ölüm cezasına hükmedilir. Böylesi yol kesen gibi olup ödelerine uygulanan ölüm ve benzeri cezalar buna da uygulanır. Tövbe ettiği takdirde tövbesi dikkate alınır. Görmez misin ki Firavun'un sihirbazları Hz. Musa'nın mucizelerini görünce iman edip öyle bir dönüş yapmışlardır ki İslam çevresinde yetişen bir Müslümanın böylesi bir tövbede bulunması kolay kolay umulmaz. Hz. Firavun'un sihirbazları Musa'nın muhürzelerini görünce iman edip öyle bir dönüş yapmışlardır ki İslam çevresinde yetişen bir Müslümanın böylesi bir tövbede bulunması kolay kolay umulmaz. Şöyle ki Firavun ellerinin ve ayaklarının kesilmesi, asılmaları ve benzeri işkence türleriyle kendilerine tehdit etmiş. Onlarsa hiç önemi yok. Biz zaten Rabbimize döneceğiz diye cevap vermiştir. Şimdi bu kısmı Sihir iki çeşitler diye not alalım. Sihir iki çeşittir. Biri uygulayıcısının tekfir edileceği sihirdir. Bunu icra eden kimse Müslüman ise ölüm cezasına çarptırılır. Çünkü onun fiili irtidat sayılır. Diğeri ise uygulayıcısının küfre nispet edilemeyeceği sihirdir. İslam alimlerinin icra edicisine ölüm cezası verilmesine hükmettiği sihir kişinin kendisini veya yıldızları tek başına müessir olarak gördüğü türdür. İslam alimlerinin yapan kimseye ceza hükmettiği sihir kişinin kendisini veya yıldızları tek başına müessir tesir eden olarak gördüğü türdür. Bu anlayış her nesne ve olayıyla kainatı idare eden Allah olduğu ve tevhidin özünü oluşturduğu akide ile ters düştüğünden küfür kabul edilmiş ve sözü edilen anlayış sahibi mürtet durumunda görülmüştür. Bunun dışında kalan sihir etkinlikleri günah hatta kebire sayılmakla birlikte küfür ve inkar derecesinde görülmemiştir. Ebu Hanife radıyallahu anh'tan sihir yapan kadın hakkında bir ölümüne hükmedilir, bir de hükmedilmez şeklinde iki görüş nakledilmiştir. Ebu Hanife'den sihir yapan kadın hakkında biri ölümüne hükmedilir, diğeri hükmedilmez şeklinde iki görüş nakledilmiştir. Sihir icra eden erkek hakkında da aynı kanaat aktarılmıştır. Ölümüne hükmedilir, hükmedilmez şeklinde. Ondan sihir icrası sebebiyle ölümüne hükmedileceği şeklinde rivayet edilen görüş, sihir yoluyla insanları öldürmesi şartına bağlıdır. Böylesinin mutlak manada sihrine bakılmamış, yeryüzünde fesat çıkaran bir durumuna düşünülmüştür sihirle birini öldürmeye teşebbüs veya öldüren öldürme sebebiyle ceza verilmiştir. Böylesinin mutlak manada sihrine bakılmamış, yeryüzünde fesat çıkaran bir gibi düşünülmüştür. Yahut da Müslüman iken sihir inancı yüzünden bir mürtet gibi küfre dönüş yaptı sayılmıştır. Sihirbazın öldürülmeyeceği yolundaki görüş ise sihrin küfür türünden olmaması ve yeryüzünde fesat çıkarmaması biçimine aittir. Sihirbazın öldürülmemesi durumu sihrin küfür türünden olmaması ve yeryüzünde fesat çıkartmaması, yol kesme, adam öldürme gibi şeyler yapmaması türüne aittir. Ebu Hanife bu pozisyondaki sihirbazın ölümüne hükmetmemiştir. Bu Hanife'nin yeryüzünde bozgunculuk yapan kimse hakkındaki iştihadı da böyledir. Böylesi yakalanmadan önce tövbe ettiği takdirde ölüm cezası düşer. Sihirbaz da aynıdır. İrtidat eden kimseye gelince tövbe etmeden önce yakalandığı takdirde ölüm cezasına çarptırılır. İmam, sihirbaz kadın hakkındaki iştihadı da aynı çizgi üzere seyreder. Öldürülmez dediği yerde kadının icra ettiği sihrin Küfrü gerektiren türden olduğu şeklidir. Kadınlar irtidat sebebiyle öldürülmez. Küfrü gerektiren e, sihir olsa bile kadınlar öldürülmez. E, kadınlar irtidat sebebiyle de öldürülmez. Kadınlar da öldürülür dediği yerde ise bu tıpkı erkek gibi yeryüzünde bozgunculuk yapma şartına bağlıdır. Burasının iki kısmı beraber Ebu Hanife'nin sihirbaz da verilen ceza hakkındaki görüşü. Gel, yazalım. Sihirbaz. Bazıları sihirbazın tövbesi nazarı dikkate alınmaz demişse de yanlıştır. Aslında tövbesi kabul edilmeye en çok layık olan kimse sihirbazdır. Çünkü sihirbaz kesin kanıt teşkil eden ile etmeyen en iyi şekilde bilen kimsedir. Sihirbaz göz boyama ile boyamayanı en iyi ayırt eden kimsedir. Sihirbazın tövbesi dikkate alınmaz denilmişse de yanlıştır. Aslında tövbesi kabul edilmeye en çok layık olan kimse sihirbazdır çünkü sihirbaz kesin kanıt teşkil eden ile etmeyeni gerçek ile sahteyi en iyi şekilde bilen kimsedir. Şu bir esastır ki peygamberler döneminde sihir gibi bir iddiası olan kimse peygamberlerin benzeri ile mukabelede bulunmaları halinde gerçek olanı bildiği için hemen iman etmeye en müsait olan sihirbazdır peygamberler döneminde sihir gibi bir iddiası olan kimse. Peygamberlerin benzeri ile mukabelede bulunmalar halinde peygamberin de o şeyi yapması durumunda adeti Musa, Firavun o sahnede olduğu gibi gerçek olanı bildiği için hemen iman etmeye en müsait sihirbazdır. Sıradan insanlar ise kanıtları tasdik etmekten yana sadece yüzeysel bir bilgiye sahiptir. Sihirbaz gerçekle sahteyi daha iyi ayırandır. Sıradan insanlar ise kanıtları tasdik etmekten yana sadece yüzeysel bir bilgiye sahiptir. Onlar kendilerine dünyada zarar veren ahirette ise fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Dünyada kendilerine zarar veren ahirette ise fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Yine onlar şunu bilmişlerdi ki yani Yahudiler Tebrat'tan onu satın alan kimsenin yani sihri tercih edenin şöyle de denilmiştir. Kendilerine zarar veren şeyleri yani bildikleri takdirde ahirette kendilerine zarar verip fayda sağlamayacak şeyleri. Onlar pekala biliyorlardı ki onu satın alan kimsenin. Allah Teala buyuruyor ki Yahudiler Tevrat'ta sihri tercih eden için ayet olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yahudiler Tevrat'ta sihre uyan, onu takip edenle ilgili ayet olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ahirette hiçbir nasibi yoktur mükafattan payı yoktur. Şöyle de denildi, ahirette onun için hiçbir payı yoktur. Yani Allah katında hiçbir değeri yoktur. Kendilerini satarken aldıkları bedel ne kadar kötüydü. Keşke bunu bilselerdi. Yani karşılığında kendilerini sattıkları bedel ne kadar kötüydü. Yani karı ile kocayı birbirinden ayırmayı ve sihri bilen Yahudiler. Denildi ki karşılığında kendilerini sattıkları şey yani buyrulur buyurur ki kendilerini satarken karşılığında aldıkları sihir, küfür. Tevrat'ı okumayanlar kastediyor. Bir de şöyle keşke kendilerini satarken karşılığında aldıkları şeyin mahiyet ve değerini bilseler. Ne yazık ki bilmemişlerdir. Yani kendilerini satarken aldıkları şeyin sürekli azap olduğunu bilselerdi, satış bedelinin ne kadar kötü olduğunu anlayacaklardı. meali okuyup diğer ayete geçelim hızlıca. Yine onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında yani Yahudiler Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları şeylere tabi oldular. Aslında Süleyman gerçeği inkar etmemişti. Fakat şeytanlar inkar yolunu tutup insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Ama o iki melek biz sadece bir imtihan vasıtasıyız. Sakın yanlış yola tutup da küfre girmeyin demeden kimseye sihir öğretmiyordu. İşte bunlardan kişiyle eşinin arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Büyücüler de Allah'ın izni olmadan öğrendikleri marifetlerle kimseye zarar veremiyordu. Bunun yanında kendilerine zarar veren fakat hiçbir fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. Yine onlar sihri tercih edenin ahirette hiçbir nasibi olmayacağını da pekala biliyorlardı. Kendilerini satarken aldıkları bedel ne kadar kötüydü keşke bilselerdi. Evet. Buraya geçelim.